Mahalle muhtarlarının işi çok. Bir de bu yoğunluğun haricinde çeşitli sorunlar da mevcut. evler Mahalle Muhtarı Ali Köse bu sorunlara dikkat çekti. Muhtar olarak bize gelen şikayetleri değerlendirerek yetkililere bildiriyoruz. Örneğin Şahin Bey'in eksikleri varsa Şahin Bey'e, Gaskin'in eksikleri varsa Gaskin'e, Büyükşehir'in varsa Büyükşehir'e bildiriyoruz. Mümkün mertebe bu eksikleri asgariye düşürmeye çalışıyoruz. 2011 yılında yer altına geçmesi gereken elektrik kabloları bugün 2023'ü bitireceğiz. Halen daha mahallemde 5-6 tane zifiri karanlıkta yapılmayan elektrik direklerimiz, dikilmeyen ve yanmayan elektrik direklerimiz var. Bir mahalle veya köyün sorunlarını yetkililere ileten, vatandaşla bürokrat arasında köprü olan muhtarların en büyük sorunu biriken ve alınamayan tebligatlar. Tebligatlarımız Mahalledeki insanlar çok zor durumdalar şu anda. Bu teplikatlardan da. Tepligatların büyük bölümü trafik cezası, haciz ve icradan kaynaklanmaktadır. Vatandaşın tepligatı geliyor. Geldiği zaman en çok e, genelde icra ve hacizden dolayı geliyor. Zaten adam çok perişan durumda. Cebinde beş kuruş parası yoktur. Ben telefon ediyorum. Diyorum muhterem beyle beyle tepligatınız gelmiştir aksi takdirde gidik icra dairesinde mal beyanında bulunmanız gerekiyor dememe rağmen uyarıyorum. Ya ne olursa olsun diyor. Bu beni bir muhtar olarak çok üzüyor. Ağır hasarlı binalara da dikkat çeken Bin Evler Mahalle Muhtarı Ali Köse şu şekilde konuştu. Depremden sonra ağır hasarlı ve orta hasarlı evler bırakılmış, terk edilmiş. Fakat bunun akıbeti sonu ne olacak? Bundan dolayı bize herhangi bir tane bilgi vermiyorlar. Vermedikleri gibi de biz de vatandaşa bilgi aktaramıyoruz. En büyük sıkıntım bu. Ee, daha önce burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı'na özellikle burada teşekkür ediyorum. Bin, e, Celal Doğan zamanında 30 sene önce yapılan e, kaldırımları söktürüp şimdi güzel, en güzel bir şekilde paket taşı döşetiyoruz. Bu da bizim bin evlerde oturan insanlarımızı son derece memnun ediyor. Muhtarlıklara da ödenek verilmesi gerektiğine değinen Muhtar Köse şu şekilde konuştu. Ben yani şimdi muhtarın yoğunluğuna gelince muhtar 24 saat ayakta. 24 saat. Annesiyle, babasıyla, kardeşiyle, nenesiyle paylaşamadıkları şeyi gelip bizden paylaşıyor. En çok da en çok da insanlarımız gittikçe fakirleşiyor. Gelip benden yardım istiyor. Şimdi muhtarlığın hiçbir ödeneği yoktur. Ee, bize gelen fakir fıkarayı e, Şahin Bey kaymakamlığı sosyal yardımlaşmaya yönlendiriyoruz. Bunun dışında bizim bir tek maaşımız var. Peki sizce muhtarlıklara bir ödenek ayrılmalı mı? Ya tabii ki bence e, muhtarlara, şimdi muhtarlık çok ayrı bir özel kutsal meslektir Emine Hanım. Bir milletvekili, insan milletvekili olabilir, bakan olabilir, başbakan olabilir ama muhtar olamaz. Çünkü muhtar birebir insanlarına iletişim görüyor. Hiç kimseden yardım almadan tek başına e, mücadelesini sürdürüyor. Hiçbir ödeneğimiz yoktur. Biz nasıl milletvekilleri bir vatandaşın Cenazesine gidiyorsa, düğününe gidiyorsa biz de gidiyoruz. Milletvekili çelenk götürürse biz de götürüyor. Tatlı götürüyorsa biz de götürüyoruz. Onun için bütün muhtarlar adına hükümetimizden bu muhtarlarımıza büyük bir ödenek ayrılması lazım diye düşünüyorum ben. Mahalleden ve muhtarlarından memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri ise şu şekilde konuştu. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda ya da bir ihtiyacınız olduğunuzda çözebiliyor musunuz? Tabii ki muhtarımız zaten mahalle içerisinde komşumuz oluyor. Çalıştığımız iş yerine de yakın oluyor. Hiçbir sorun, hiçbir problemimiz de yok yani. Gayet güzel gayet rahat. Kendisi de muhtarımız sağ olsun her şeyle ilgileniyor. Bir sorun olunca da iletiyoruz. Hallediyor. Mahalle sessiz sakin kendi halinde. Muhtarımız ilgileniyor her şeyle. Sıkıntı yok yani güzel. Mahallede gördüğünüz bir sorun var mı? Yo sorun yok. Yani sorun olsa bile muhtarımız hemen şey yapıyor çözüyor. Mahallemizden memnunuk. Herhangi bir sorunumuz olduğu zaman muhtara söylediğimiz zaman hemen yapılıyor. Evet. Onun için şikayetçi olmaya lüzum yok yani. Evet. Böyle bir mahalle muhtarı bir daha ister keşke devam etse.